Bunu bana şimdi mi söylüyorsun ha? Niye önlem almadınız zamanında? Baba, bu son zamanlarda olan olaylar yüzünden çocuklar, yani Ferit'le Seyran çalışmaya fırsat bulamadılar. Hadi onlar çocuk. Siz niye bir şey yapmadınız bunca zaman İfakat? Bu kadar büyük bir sorumluluk sadece iki toy gence mi bırakılır? Biz çocuk değiliz dede. Biliyorum zor durumdayız. Ama ailemiz için ne gerekiyorsa yaparız evvelallah. Çizimleri yetiştirmeniz gerekiyor. Yoksa sözleşme feshedilecek. Yetiştiririz. Değil mi Seyru? Tabii tabii. Elimizden gelen her şeyi yaparız. Ne kadar vaktimiz var yenge? Yani Sinan'la falan uğraşalım derken yaklaşık olarak hiç vaktimiz yok. Bu meseleyi artık ben halledeceğim. Biriniz bana telefonu versin. Beni yalnız bırakın. Çabuk. Şimdi biz bu işi çözemezsek ne olur? Acize kadar yolu var. Anlayacağınız durum bayağı ciddiyim. Telefonun istediğine göre. Herhalde tüm şartları zorlayıp biraz daha zaman isteyecek. Yaparlar mı öyle bir şey peki gerçekten? Yani bize tekrar fırsat tanırlar mı? Yani babam eğer bunu başarırsa da bu sefer size çok büyük iş düşüyor. Bak eğer ağam bunu başarırsa gecenizi gündüzünüze katıp çalışacaksınız. Gerekirse uyumayacaksınız, tamam mı? Ben Sinan'dan sizi kurtardım, sıra sizde. Ne kurtarmaz? Anlatacağız baba. Ormanlık alana girdin mi? Biliyorsunuz o ilk solduğun ikinci dirsekten döndün dönmedin orada çalılıklar var. Bir baktım. At kafası. Ama bir önceki gece rüyamda beyaz bir at dıgıdık 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 bana doğru geliyor. Sabah bir uyandım dedim kızım İfakat. At Murat'tır dedim. Bunu herkes bilir. Bu işi kopardın. Neyse indik bindik falan arayı kesiyorum. O aile bu iş olmaz demesin. Olmaz, olmaz, olamaz. Bütün polis teşkilatını üzerlerine yığdım. Ziya. Buyurun efendim. Ha Ziya, pardon ya. Hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Yenge abartma ya. Ya ne abartması Allah aşkına? Kaç tane polis vardı siz de gördünüz. Ferit oğlum doğru söylüyor ya. SAT komandolar orada. Bordo bereler orada. Özel hareket orada. Yani güvenlikle alakalı hiçbir problem yoktu oğlum. Allah'ım Allah'ım ondan sonra o komiserler, o polisler. İfakat Allah senden razı olsun. Sen olmasan olmazdı. Türk Polis Teşkilatı sana minnettar. Tebrikler, alkışlar. Yemin ediyorum size estağfurullah demekten sesim kısıldı. Ay İfakat Hanım, ben de gerçekten de sana minnettarım. Allah senden de o Kenan komutandan da bin kere razı olsun. Sorma Esma anne, sorma. Vallahi o ormanlık alanda böyle madalya töreni yapacaklardı yengem için. Zor tuttuk yani sonra filan yaparsınız dedik, değil mi abi? Tabii oğlum. Kıyafetimiz uygun değil diye katılmadık biz. Bana bak. Aç sen kendinle dalga geç. Ben olmasam Ayla'nın kapısında tir tir titreyip Sinan bekliyordunuz. Öyle vallahi. Neyse biz tekrardan size teşekkür ediyoruz İfakat Hanım. Kurtulduk çok şükür. Oh çok şükür, çok şükür. Eyvallah çok şükür ya. O zaman yani şimdi Sinan belasından tamamen kurtulduğumuza göre Halis ağa bizim hep beraber Antep'e dönmemize bir şey demez. Allah! Yine aynı muhabbete geri döndük be. Ben meseleye açıklık getireyim. Seyran hiçbir yere gidemez Esma Hanım. Niye ya, niye? İkna ettiğini söyle bana. Baba ne olur yani bir şey söyle. Yengem burada Dede Korkut'a döndü hikaye yazmaktan. İki günümüz var sunum için. Allah Allah ne oluyor ya? Kesinleşmeden paylaşmak istemedik işte. İki gün içinde eğer sunumu gerçekleştirmezsek yatırımcılar sözleşmeyi feshedecekler. Yani haciz saciz, iflassa iflas. Seç beğen al Kazım Bey bu. O yüzden Esma Hanım şu dönme meselesini kapatsak iyi olur.
Biz bugüne kadar sizin aileniz için elimizden gelen her şeyi yaptık. Şimdi sıra sizde. Ha. Esma anne, ha. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum acaba? Ne yapıyorum? Niye böyle yapıyorsun Seyra'ya? Gel. Bir iki dakika müsaade var mı? Ay Ferit, ne istiyorsun yine ya? Bak yapma böyle, vallahi yetişmez bunlar. Nasıl iyi değil? Bilmiyorum. Seyran, şu trip mevzusunu bırakalım. İşimiz gücümüz var ya. İkinci bir emre kadar erteliyorum trip atmayı, tamam mı? Bence sen çizmeyi ertelememen lazım. Ferit, hadi işine git bak, hadi çiz. Ne yapayım? Sen böyle yapınca odaklanamıyorum. Ha, ben odaklanamıyorum. Gelin bari Seyran'ın dikkatini dağıtayım mı dedin yani? Seyro. Hadi hoş geldin. Nasıl da korktu hemen. Sen Halis Ağa'yla kanka değil misin? Ne oldu ya? Seyran. Kızım. Bu oğlanı ne zaman affedeceksin? Bilmiyorum Halis kankim. Hala torununuza çok kızgınım. Hala sert çizgiler tercih ediyorsun bakıyorum. Ay Ferit, beğenmiyorsan git kendin çizer misin? Ama ne olur çiz artık. Bayılıyorum. Güzel mi? Gördüğüm en güzel şey. Sert dedin. Sert seviyorum demek ki. Ferit, git ya, oh. Git işine bak, oh. Hadi git. Oh. Senin bu elin niye bu kadar ağır ya? Ferit, hadi git ya. Niye bu kadar ağır senin bu ellerin? Ya sert seviyorum dedin. Ben de sert sert vuruyorum işte. Hadi git. Yürü. Seyran. Hemen böyle yelkenlerini suya indirmek yok. Hayır. Dur sen dur. Ben daha neler yapacağım sana. Neler. Ferit koronanı muhasse eder. Hasta.